Esselamu aleyküm değerli mübarek hocam. Bu akşamki programımızda inanın bir insan nasıl sabırlı olabilir, nasıl merhametli olabilir, nasıl anlayışlı olabilir bunun dersini aldık. Ne olursa olsun sabretmek gerektiğini ve ne söylenirse söylensin hoş görmek gerektiğini gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Hiç unutmayacağım bu mükemmel sabrınızı ve hep sinirleneceğim zaman aklıma getireceğim. Yanınızdaki hanımefendilerime Berker abimden Allah razı olsun. Sizin maneviyatınız onlara sarmış. Size olan güven ve saygılarından edep yahu kelimesinin hakkını vererek sizi takip ettiler. Ama inanın sizin bu kadar sabra zorlanmanız bizim hayret ettirdi diyor. Maşallah. Herhalde Tuğba ile konuşmamı kastediyorlar. Ama o güzel insan, yani Müslüman kardeşlerimizin yaklaşmadığı, yalnız bıraktığı insanlarımızdan, yani malum kesimlerden diyor ya, Musevileri keselim, Hristiyanları keselim, baş açıklar şöyledir, hatta başörtülüler de şöyledir diyor. Bak yani onlar da fasıktır diyor, başörtülü o da kurtarmıyor. Evet. Onlar da fasıktır diyor ve dolayısıyla sürekli küfre, tuğyana doğru itilen kardeşlerimiz, biz onlara böyle candan bir sevgiyle sahip çıktığımızda tabii ki yani tam istediğimiz gibi olmazlar. Ama genelinde güzel insanlar, hoş insanlar. Mesela Tuğba'yla konuştuğumuzda tabii ki yani Kur'an'a uygun olmayan, sünnete uygun olmayan uslubu veya davranışlar olabilecektir. O onun bilgisinin yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Yani oturup o bizim öfkeleneceğimiz, vay be diyeceğimiz bir konum değil. Orada mutlaka bizim şefkatle davranmamız gerekir. Nitekim bak sevgiyle yaklaşan sevgisini ben ilk defa görüyorum, ben hiç tanımadım, daha önce de görüşmüş de değilim. Hemen sevgisi hissedildi uslubunda, candanlı hissedildi. Yani bu, mesela Tuğba ile konuşan insanlar hep genelken ondan cedelleşirler çoğu. Yani böyle hani laf sokma tabiri derler, yani o tarz usluplarla onu yoruyorlar genelde. Yani rahat yaşamıyor o yönden. Ben orada tabii ki ona sevgi ve şefkat göstertiyorum. Az bile, yani çok çok daha fazla şefkat gösteririm. Dolayısıyla iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu uslubun, bu konuşmanın bir güzel olduğunu düşünüyorum. Yani nitekim o da kendisi de takdir etti. Tabii ki yani belki heyecandan, belki ilk defa tanışmadan kaynaklanan uslupta, mantıkta yani tam bizim istediğimiz gibi bazı yönler olmayabilir yani, ama bu son derece normal, şaşırtıcı bir şey. Biz yani dini tebliğ ediyorsak, insanları anlatıyorsak, her olayda, her vakada, her konuştuğumuz kardeşimizde bu tarz şartlarda mutlaka karşılaşırız. Yani ki çok efendi uslubu, çok nezaketli, çok sevecen ve sevgi dolu, candan inşallah. Yalnızlığa terk etmek, işte çeşitli ithamlarla onları tecrit etmek çok 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 yanlış olur. Çok çok yanlış olur. Çok büyük hata olur. Nitekim hakikaten çok sevdim yani. Kalbim ısındı. Çok şefkat duydum. Onun da beni sevdiğini hissettim. Yani uslubundan, konuşmasından bunu gördüm maşallah. Sünnete uygun davrandınız hocam Allah'ın izniyle. Ayet-i Kerime'de de şeytanları Allah'a sınırım. Ali İmran suresi 159. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi diyor hocam inşallah. Allah'ım ne kadar çok yorum gelmiş. Ben Tuğba Hanım'a elletmem, dokundurtmam. O benim canım, ben ona koruyacağım onu. Hiçbir şekilde de kimseye bir söz söyletmem inşallah. Yani tüyüne dokundurtmam o anlamda. Esselamu aleyküm mübarek hocam. Aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sonsuz hoşgörünüze diyor. Yani sonsuz diyebilir miyiz? İnşallah sonsuz olmasını istediğimiz, yani sonu olmasını istemediğimiz hoşgörümüze, engin hoşgörünüze demek daha iyi olur. İnşallah. İnşallah. Gibi geliyor bana. Evet, engin hoşgörünüze ve sabrınıza hayran kaldım ama onun mutlaka konuşması gerekir yani, biraz o zaman acayip de olur yani program. Yani onun açısından, çünkü o hep konuşmasıyla tanınan bir insan, böyle cedele girmesiyle, tartışmasıyla tanınan bir insan, burada suskunluğu garip karşılanabilir yani, kendisi açısından da garip olur. Yani biraz da mecburi olarak öyle
bir uslup içerisinde oluyor. Yani konuşmak durumunda kalıyor. Ama bilgisi olmadığı için bak biraz da heyecanından tabii ki istenen tarzda tam istenen tarzı olmayabilir. Yani tam eğitimli, yani tam Kur'an'ı, hadisi tam bilen bir insan uslubu olmayabilir. Çünkü genellikle tartıştığı ortamlar bu tarzı andırır. Oluyor. Ben yani gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla da yenişmeye yönelik oluyor. Ben Tuğba'yla yenişme peşinde değilim. Ben onu seviyorum, şefkat duyuyorum. Onun iyi olmasını istiyorum, güzel olmasını istiyorum. Dolayısıyla bizim İslam'ı tebliğde bizim sık sık karşılaşacağımız olayların en nezihi, en hafif feydir yani Tuğba'nın tavrı. Bayağı güzel, çok hoş. Çok 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 tersler olabilir. Yani hiç mesela onu ben terslik olarak kabul etmiyorum da yani çok ters olabilir. Çok aksi olabilir, anlayışsız olabilir. Ne söylesen ters kavrayabilir. İma ettiğini zanneder. Sen doğru çok güzel beyaz zannedersin, o siyah anlayabilir. Siyah dersin beyaz anlayabilir. Eğer sabırsız olursa o zaman tebliğ olmaz. O zaman o zaman sadece Müslümanlarla eğitimli, o da Müslüman da değil ki, ancak kendi grubundan konuşabilirsin. Başka Müslümanla da görüşemezsin. Çünkü onlarla da çatışacağın noktalar olacaktır. Peki. Halbuki ben Alevilerle de görüşüyorum, Bektaşilerle de konuşuyorum, Musevilerle, Hristiyanlarla, Masonlarla görüşüyorum, Fethullah Hocam'ın talebelerine görüşüyorum, Sünni mezheplerin hepsinin tarikat ehliyle görüşüyorum, herkesle görüşüyorum. Tabii ki birebir tam örtüşmüyor düşüncelerimiz. Ama ben onlara karşı saygılıyım. Fikirlerine karşı saygılıyım. Dolayısıyla böyle ters, aksi bir uslubu hiçbir zaman hiç düşünmüyorum. Yani olabilecek en nezaketli uslupla katılmadığım noktalar, yani hiç sarsmamaya dikkat ederek yerine getirmeye çalışıyorum. Mesela dikkat eden konuşmalarımda da öyle. Yani buna çok özen gösterdiğim görülüyor. Yani çok özen gösterdim. Yani çünkü özellikle bir kadınla konuşurken o kadını kırmak benim için çok acı bir olaydır. Yani asla hoşlanmam. Yani bir kadının kalbini kırmak, onu rencide etmek, onu üzmek, yani ondan cedelleşmek, onu yenmeye çalışmak, benim öyle bir konumum olmaz. Öyle bir şey yapmam. Ama doğruyu, onun sevgisini, onun muhabbetini sarsmadan, saygısına zarar vermeden en akılcı usulunu sunmaya çalışır.